Genellikle saat 4.30'da kalkarım. Kalkar kalkmaz ilk olarak yatağımı toplayıp güne öyle başlarım. Hemen sonrasında ışığımı yakarım. Ve camı açarım. Şimdi benim için klasikleşmiş sabah rutinimi yapacağım. Sabah rutinimde ilk yaptığım şey dilimi temizlemek. Daha sonra dişlerimi fırçalarım. Yüzümü de havluyla sildikten sonra sıra gelir cilt bakımına. Son olarak da C vitamini süreceğim yüzüme ama bunu sürmeden önce duş alıp geliyorum hemen. Geldim. Sıra masamı temizlemekte. Masamı temiz tutmazsam dikkatim çabucak dağılabiliyor. Bu yüzden her sabah masamı mutlaka temizliyorum. Bazen üzerinde kahve lekeleri, bazen tozlar bulunuyor ya da bazen daha farklı lekeler de bulunabiliyor. Ancak masamı temizledikten sonra gerçekten çok daha fazla bir şekilde odaklanarak ders çalışabiliyorum. Bu ise üniversitemin bana verdiği 2023-2024 semestirleri için plan yapma defteri. Bu defter içerisinde her gün için planlarınızı yazabileceğiniz boşluklar bulunuyor. Her gün yatmadan bu defter üzerinde önümüzdeki günlerimi planlıyorum. Evet, sabahları ilk yaptığım şeyler aslında bunlar. Bence en önemlilerinden birisi camı açmak. Çünkü camı açtığınızda soğuk hava gelince içeri hemen ayılmış oluyorsunuz. Şu an kalktığım saat 4.30 ve şimdi supplementlerimi alacağım. Supplement olarak ne kullanıyorum sabahları? İlk önce magnezyum takviyesi alıyorum. Bu suyun içinde eriyen bir hap. Daha sonra iki tane omega 3 içeren takviye alıyorum. Daha sonrasında da D vitamini alıyorum. Bir de kalsiyum var. Kalsiyum ancak gece yatmadan önce kullanıyorum genel olarak. Evet, şimdi hızlıca bunları içeyim. D vitamini bence çok çok önemli. Eğer Almanya'ya gidiyorsanız ilk alacağınız şeylerden birisi olsun. Çünkü burada havanın güneşli olması gerçekten çok nadir olan durumlardan birisi. O yüzden yeterli derecede güneş göremediğimiz için D vitamini almamız şart oldu bizim için. Aksi halde D vitamini eksikliği sebebiyle çok fazla yorulabiliriz. Başka yan etkiler de gözlemleyebiliriz. Evet, şimdi gözlüğümü temizleyeceğim. Saatimi de takayım. Sonra bir tur ders çalışmaya başlayacağım. Bence ders çalışırken saatinizin olması önemli. Ya da en azından masa saati olması önemli. Çünkü diğer türlü saate bakmak için telefona bakabiliyorsunuz. Telefona bakınca da dikkat dağılabiliyor. Bu yüzden ben her zaman direkt kol saatimi takıyorum sabahları. Ders çalışacağım zaman. Okey, şimdi bir tur bir ders çalışacağım. Ondan sonra sabah kahvaltımı yapacağım. Sonra da yavaş yavaş üniversiteye gideceğim. Sabahları genellikle 4.30'da kalkıyorum. Tam olarak 7 saat uyumaya çalışıyorum. Hatta tabii uyuyabilme süresini de düşünürsek yaklaşık 6.5 saate tekabül ediyor. Bazen bu saatler çok daha düşebiliyor. Okulun yoğunluğuna bağlı olarak tabii ki ya da projelerin yoğunluğuna bağlı olarak. Ancak 6.5 saate en az uyumaya çalışıyorum gün içerisinde. 4.30'da kalkınca çok daha sessiz oluyor her taraf. Gerçekten Almanya genel olarak da sessiz bir yer. Yani buraya geldiğimden beri hiçbir gürültüye vesaire maruz kalmadım. Ama 4.30'da kalkınca güne böyle daha erken başlıyormuş gibi, daha zinde başlıyormuş gibi hissediyorum. Şimdi mesela hiç dikkatim dağılmadan yaklaşık 1.5 saat boyunca ders çalışacağım. Ondan sonra da kahvaltı edeceğim. Peki siz sabahları saat kaçta kalkıyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet, yaklaşık 1.5 saat boyunca ders çalıştım. Şimdi kahvaltı etmeye başlayacağım. Thank you.
kahvaltımı yaptım. Şimdi akşam yiyeceğim yemeği hazırlıyorum. Birkaç tane yemek kabım var. Onlara ödüyorum yaptığım yemeği. Ondan sonra mikrodalga fırına atıyorum. Yiyeceğim tamam. Sonra direkt yiyebiliyorum. Bu açıdan çok pratik olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz daha önceki işlediğimiz dersleri tekrar edip birazdan okula gideceğim. Geçen hafta çarşamba günü bir tane projeye başladık. Proje aslında Legolarla ilgili. Çok zevkli bir proje. Size de oradan çektiğim videoları da göstereceğim. Legoları birleştirdikten sonra, çeşitli robotlar yaptıktan sonra bilgisayar üzerinden kodluyoruz. MATLAB kullanıyoruz kodlamak için. Herkesi böyle gruplara ayırmışlar. Benim grubumda toplam 3 kişi var, ben dahil olmak üzere. Birisi Çinli, diğeri de Alman, bir de ben varım Türk olarak. Bu arada bugün pazartesi günü ve geçen hafta çarşamba gününden beri hafta içi her gün 9'da başlıyoruz çalışmaya. Daha sonra yaklaşık 4.30'a kadar çalışıyoruz. 4.30'a kadar çalışana kadar sadece bir tane öğle arası veriyoruz. O da bir saat boyunca sürüyor. Onda da birçok kişi yemek yemeye, yemekhaneye gidiyorlar. Dolayısıyla biraz yoğun geçiyor ve nasıl söylesem size, çok yorulduğumuz bir proje. Bu hafta Cuma günü bitecek neyse ki ve bu hafta Cuma gününe de 4 gün var. 4 gün daha dayanacağım. Ondan sonra bitiyor. Peki notlandırılma nasıl yapılıyor? Başımızda tutorlar var. Tutorlar dediklerim bizim gibi öğrenciler, ancak bu işi bilenler, yani daha öncesinde bu dersi geçmiş olan kişiler. Bu kişiler bize öğretiyor, ne yapacağımızı gösteriyor vesaire. Aslında ne yapacağımızı tam göstermiyor. Sadece yapacaklarımızı söylüyor diyeyim ben size. Sonra biz de uğraşıyoruz bayağı yapmak için. Çok fazla böyle takılırsak, bir yeri saatlerce geçemezsek de gidip tutorla konuşup ondan yol göstermek üzere yardım almaya çalışıyoruz. Daha sonra toplam 6 tane deney var ve bu her deneyin sonunda tutora bildiriyoruz kendimizi. Tutor da gelip deneyimizi kontrol ediyor. Doğru mu yaptık, yanlış mı kodladık, bir sorun var mı diye. Ona göre de bize puan veriyor. Tabii ki soruyor da mesela, bu kod ne işe yarıyor, burada ne yapmak istedim gibi tarzında sorular da soruyor. Bu deneyler bittikten sonra bugün ya da yarın bitecek. Ondan sonra da bir tane presentation, yani sunum hazırlıyoruz. Bu sunumu hazırlamadan önce biz kendimiz bir şey yapmamız gerekiyor. Yani nasıl söylesem, bu yaptığımız robotlarla beraber çok daha farklı bir robot da yapabiliriz. Çok daha farklı bir konuyu da ele alabiliriz. Hani mesela şey düşünebilirsiniz, bir araba düşünün. Araba giderken karşısına bir şey çıkıyor. Ondan sonra yön değiştiriyor. Bir daha gidiyor. Atıyorum kırmızı bir tane top çıktı karşısına. O zaman sadece duruyor. Sonra da geri gidiyor gibi. Bunları sağlayacak kodlar yazabiliriz. Başka bir projeler yapabiliriz. Bunu daha tartışacağız. Henüz tartışmadık bunu. Deneyleri bitirmediğimiz için. Ondan sonra da bununla ilgili yaptığımız sunum dahilinde ve gösterdiğimiz ürün dahilinde bize bir not verecekler. Bu nota göre de ya geçmiş oluyorsunuz ya da kalmış oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Umarım geçeceğiz. Evet, o zaman vakit kaybetmeden spor çantamı hazırlayayım ve yavaş yavaş yola koyulayım. Evet, o zaman yavaştan projeyi yapmak üzere laboratuvar binasına gidiyorum. Az önce Siri'ye sordum. Bugün hava bir tık daha iyi. Şu an 3 derece. Ancak yağmur yağmayacak uzun bir zamandan sonra. Ayrıca en yüksek derecede 7 derece olacakmış. O zaman gün başlasın. Evet, hava şu anda 3 derece, ancak hiç rüzgar yok. Bu yüzden şanslıyım diyebilirim. Biraz da ince giydim gördüğünüz gibi. Bakalım, güzel bir gün olacak gibi. Havada bulut yok, ona çok şaşırdım. Uzun zamandan beri sürekli yağmur yağıyordu. Ancak şu an gökyüzü pembe ile mavi karışımı görünüyor. Gerçekten çok sevdiğim bir hava. Evet, azıcık bir şey geç kaldım. Bu yüzden kulaklığımı takıp hızlıca yürüyeceğim. Gideceğim yer yaklaşık 30 dakika mesafede. Buraya yürüyerek gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü sabahları yürümek hoşuma gidiyor. Özellikle hava güzelse, gerçi hava yağmurluysa da yürüyerek gidiyorum.
Şu yolların güzelliğine bakar mısınız? Her yerde bisikletlere özel yollar var gördüğünüz gibi. Her yerde. Evet arkadaşlar, şimdi ara verdik, dışarı çıktım, menzaya gideceğim, yani yemekhaneye gideceğim birazdan. Buradaki ortam böyle, şu an hava çok güzel, uzun zamandan beri hava bayağı yağmurluydu ve soğuktu. Yanıma tabletimi de aldım, tabletimle de birkaç dersi tekrar ederim yemek yedikten sonra, çünkü vakit kalıyor. Yaklaşık bir 30 dakika vakit kalıyor. Bu 30 dakikayı da tuvateknik, yani elektroteknik tekrar ederek değerlendirmeye çalışacağım. Şurası çok güzel görünüyor ya. Şuraya bir kamp sandalyesi atacaksın. Oturup kitabını okuyacaksın. Harika bir yer. Gerçekten. İnsan burada çok rahat nefes alabiliyor doğayla iç içe. Neyse, vakit kaybetmeden mezaya doğru gidelim. Yani yemekhaneye. Bu gördüğünüz yemeğin ücreti tam olarak 2 euro 80 cent. Evet arkadaşlar, yemeği yedim. Tadı gerçekten inanılmaz güzeldi. Şimdi bir 30 dakika daha var aranın bitmesine. Bu 30 dakikayı da tabletimle ders çalışarak değerlendireceğim. Ondan sonra yaklaşık bir 4-5 saat daha çalışacağız masa başında. Evet, şimdi çıktım arkadaşlar. Yeni bitti. Saat şu an 5. Bugün yarım saat daha uzun sürdü. Biraz yoruldum ama spora gideceğim şimdi. Bugün bayağı şey öğrendim kodlama yaparken. Çok fazla zorluklarla karşılaştık ama hepsini geçtik. Çok güzel bir gündü benim için. Çok zevkli bir gündü. Yarın yine 9'da gelip devam edeceğim. Sporda görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldim. Mutfaktayım. Pilav yapacağım. Sabah da tavuk yapmıştım. Hava birdenbire soğudu. Çok fena bir şekilde. Aniden 2 dereceye düştü. 8 dereceyken. O yüzden böyle mutluyum. Biraz içerisi de soğuk. Ancak odam sıpsıcak. O açıdan problem yok. Şimdi pilavımızı yapıp yemeği yedik. Dann sehen wir uns irgendwann, ja? Aber spätestens Mittwoch schreibe ich dir. Alman arkadaşımla buluşma planları yaptıktan sonra şimdi İngilizce konuşacağımız projemle ilgili bir toplantıya girdim. Baba, uyandırdın mı ya? Uyudun mu? Pardon, kusura bakma ya. Yok canım. Ne haber baba, nasılsın? Ya erken kapattım da içime sinmedi. Bir daha bir arayayım dedim. Ne var ne yok başka? Evet, bugünlük bu kadardı. Son bir tekrar edip derslerimi, ondan sonra yatağıma geçip uyuyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.